Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Markasına dair merak edilenleri ve vegan cilt bakım markasında yer verdiği ürünlerin detaylarını Emine Köroğlu sizler için anlatıyor. Emine Hanım merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle sizi layıkından tanıyabilir miyiz? Tabii, ben 24 yaşındayım. Geçtiğimiz sene Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldum. Ardından bir başarı bursu kazandım ve Londra'da yüksek lisansa gittim. Şu an Londra'da hem yüksek öğrenimine devam ediyorum hem de bir araştırma projesine yer alıyorum. Tabii aynı zamanda yani eş zamanlı olarak Selfie'ir kozmetiğinde işlerini yürütüyorum. Ama aslında yani vaktimin çoğunu Selfie'ir alıyor desem yalan olmaz. Çok güzel. Tüm aldığınız eğitimler markanızı destekleyici nitelikte olmuştur sanıyorum değil evet, mi? Evet, evet. Neler oldu peki bu adımlar markalaşma yolunda attığınız? Şimdi benim kozmetiğe ilgim çok küçük yaşlardan itibaren vardı zaten ama cilt bakımı konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok cahilce hatalar yaptım yani çok bilinçli değildim zamanında. Hem okulun stresi hem özel hayatımdaki stresten dolayı cildimde bir problem yaşadım yaklaşık 3 sene önce. Ve bunu bir uzman hekime danışarak çözdüm. Tabii bu sorunu çözdükten sonra benim cilt bakımı konusunda ilgim arttı. Araştırma yapmaya başladım. İşte kendim cilt bakım rutini oluşturmaya başladım. Ve bunun faydasını gördüm gerçekten. Bilincim arttıkça yaptığım hataları görmeye başladım. Tekrardan fark etmeye başladım. Cildime uymayan içerik ve ürünlerden vazgeçtim. En önemlisi bence cildimi sevmeye ve bu şekilde kabullenmeye başladım. Yani çünkü çok zor bir dönemden geçmiştim. Yani fondöten sürmeden markete bile gidemediğim dönemlerden sonra inanılmaz derecede özgüvenim arttı. Cildimi ve kendimi sevmeye başladım. Daha sonra tabii birçok işletme öğrencisi gibi benim de bir girişim yapma hayalim vardı. İşte ne yapsak diye düşünürken ben de hem hayatıma bu kadar etki eden hem de sevdiğim bir sektörde çalışmak istedim. Böylece araştırmalara başladık. İlk adım olarak önce işin uzmanlarına danıştım. Kozmetik alanında danışmanlık aldım. Online eğitimlere katıldım. Dermatolog hekimlerle konuşmalar yürüttüm. Bu noktada gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmaya çalıştık tüm Selfie ailesi olarak. Çünkü cilt dediğimiz şey çok hassas bir konu. Çok, çok özen kıymetli. Gösterilmesi. Kesinlikle öyle. Yani bir ömür boyu taşıyacağınız bir şey cildiniz. O yüzden gerçekten güzel bir yatırım yapmanız gerekiyor buna. Hekimler, formülatörler ne öneriyorsa yani bilimsel gerçeklik neyse biz onu esas almaya çalıştık. Elbette işin daha çok benim uzmanlık alanım olan işletme kısmına geldiğimizde de kolektif bir çalışma gerçekleştirdik. Yani iş planından risk analizine kadar işte web sitesinden logosuna kadar hepsini henüz o dönemde öğrenci olan arkadaşlarımla beraber yaptık. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımla beraber ortaya çıkardık. Gerçekten aynı zamanda öğrenci olunca da çok yoğun çalışmamız gerekiyordu. Çok emek verdik ama böylelikle Selfie'ir doğdu. Yani önümüzde daha çok yol var. Ama şu an geldiğimiz noktadan gerçekten memnunuz. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir marka oluşturmuşsunuz. Ürünleriniz de keza öyle. Özellikle de vegan içerikli, doğal içerikli ürünler tercih ettiğinizi görüyoruz. Bunun özel bir sebebi oldu mu sizler için başlangıçta? Öncelikle biz çevreye olan hassasiyetimizden dolayı hayvansal içerik kullanmama kararı aldık. Kesinlikle vegan içeriklerle devam etmek istedik. Hyaluronik asit hem bizim kremimizde hem de serumumuzda bulunan, sektörde de çok sık kullanılan nem tutucu bir molekül. Klasik metotta bu molekül hayvansal yöntemlerle elde ediliyor. Fakat bizim kullandığımız hyaluronik asit bakteriyel fermantasyon yoluyla elde ediliyor. Yani bunu yoğurt mayalamak gibi de düşünebiliriz. Hyaluronik asit sentezleyen bir bakteri kültüründen biz ham madde elde ediyoruz. Bu yöntem şu an için daha yüksek maliyetli fakat bu yöntemin biz ileride daha da yaygınlaşacağını, diğer sektörlerde de kullanılacağını ve dolayısıyla maliyetinin de düşeceğini görüyoruz. Bunun dışında kremlerimizde ve serumlarımızda kullandığımız diğer yağ ve benzeri içeriklerin hiçbirinde de hayvansal ürün kullanmadık. Aynı zamanda üretim sürecimizin hiçbir kısmında hayvan deneyi yapmadık. Biz üretimimizde hayvan deneyi yapmadığımız gibi ham madde aldığımız üreticilerimizin de hayvan deneyi yapmamasını bir kriter olarak belirledik. Emine Hanım, bizler için organik içeriği biraz tanımlayıp açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Organik içerik konusuna gelirsek ürünlerimizde kullandığımız içeriklerin bilimsel bir temele dayanması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bu ürünlerde bitki özlerindeki faydaların, kimyasalların etkisinin bilimsel olarak kanıtlanması lazım. Bir meyan kökü örneği vereyim size. Ciltte melanin sentezleyen hücrelerde trazinaz isimli bir enzimi inhibe ederek etki yaratıyor. Biz bu etkiden emin olduktan sonra gerçek bitkilerden elde edilmiş, işlenmiş halini temin ediyoruz ve ürünlerimizde kullanıyoruz. Ürünlerimizin içinde başka ne var diye düşünürsek vitamin
vitamin ve çözücüler var. Fakat bu vitamin ve çözücülerin organik yollardan elde edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz de bunları sertifikalı üreticilerimizden temin ediyoruz. Dolayısıyla ürünlerimizin hepsi organik içerikli fakat tamamen organik değil. Zaten bu tamamen organik ve organik ürün konusunda kozmetikte yanlış bir algı var. İşte organik ürün direkt en iyi üründür gibi bir algı var. Fakat biz kozmetik sektöründe gerçekten bilimsel araştırmaları, kimyayı, laboratuvarlarda yapılan araştırmaları da göz ardı edemeyiz. Gerçekten kaliteli bir ürün elde etmek istiyorsak formülatörler, dermatologlar, hekimler, bilim insanları ne söylüyorsa onun izinde gitmemiz gerekiyor. Ve hani organik ürün eşittir kaliteli ürün diye bir şey aslında yok. Tamamen ürünlerin formülizasyonuna bağlı. Peki bu ürünleri, vegan içerikli, organik içerikli ürünleri kullanmamızın ne gibi avantajları oluyor bizler için? Her şeyden önce bir hayvanın ham madde olarak kullanılmasını önlemiş oluyoruz ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Aynı zamanda vegan ürünlerin üretim sürecinde daha az atık ortaya çıkıyor. Ayrıca bitkisel içerikli ürünlerin tüketiminin vücutta daha az inflamasyona sebep olduğu da bilinen bir gerçek. Cildimizde tabii ki yaşayan bir organ ve bunun için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla hayvansal kaynaklı içeriklere göre vegan içerikleri kullanmak cildi daha az yoruyor ve daha az yan etkiye sebep oluyor. Peki kimler hangi ürünlerinizi kullanmalı Emine Hanım? Ne gibi faydalar göreceklerdir kullanımın ardından? Tabii şu an için bizim yelpazemizde bulunan tüm ürünler tüm cilt tiplerine uygun olarak geliştirildi. Dolayısıyla uzak durması gereken bir cilt tipi yok. Zaten biz bunun için gerekli dermatolojik testleri de yaptırdık. Nemlendirici serumumuz ve kremimiz özellikle kuru ciltlerin çok seveceği yapıda ürünler. Biz nemi daha iyi hapsetmesi için farklı ağırlıklarda ve küçük ağırlıklarda hyaluronik asitler kullandık. Ve hidrolize glikozamine glikanlar mevcut. Bu içeriklerde gerek nem tutma gerek de cildi koruma konusunda etkili içerikler. Fakat bu içerikler negatif yükte içerikler olduğu için biz formülümüze pozitif yükte çinko da ekledik. Dolayısıyla formülümüzün daha stabil bir şekilde cilt dokusunda kalmasını sağlamayı hedefledik. Çinko aynı zamanda belli bir miktarda güneş koruması da sağlayan bir içerik. Biz her iki üründe de C vitamini, niasinamid ve pantenol antioksidan içeriklerini kullandık. Bu içerikler de cildin korunması ve yenilenmesine yardımcı olan içerikler. Bu içerikleri serumda daha yoğun tuttuk. Biz cilt kremimizde ise yüz kremimizde daha bitkisel özleri ön plana çıkarmaya çalıştık. Leke karşıtı serum Belonus ise benim favori ürünüm. Şimdi lekeyle savaşmak nasıl oluyor kısaca bahsetmem gerekirse bir lekeyi baskılarken moleküller 5 farklı yolaktan etki ediyorlar. Şu an piyasadaki çoğu serum 2 ya da 3 yolak üzerinde etki ederken biz dengeli bir şekilde 4 farklı yolaktan etki eden bir serum tasarladık. Serumumuzun içerisinde C vitamini, arbutin, niasinamid, yaban dağ çileği ve meyan kökü özleri mevcut. Gerek leke karşıtı gerek yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilecek gerçekten başarılı bir serum. Dediğim gibi benim de zaten favori ürünüm. Güneş kremimizde ise güneş koruyuculuğunun yanı sıra besleyici ve iyileşmeye yardımcı içerikler kullanmaya özen gösterdik. Güneş kremimiz cilt kremimize göre daha parlak yapıda ve koku bulunduran yani esans kullandığımız tek ürünümüz. Bunun dışında hiçbir ürünümüzde esans kullanmadık. Emine Hanım'dan hem ürünlerini hem de cilt bakımımıza dair önerileri dinlemiş olduk böylelikle. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.